Made in Turkey. 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 Selamlar herkese. Made in Turkey podcast'inin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz EBS kurucu ortaklarından olan Erdem Lafçı. Yalnız Erdem Lafçı'yı tanıtmadan önce Doğan Akdağ'ı tanıtmak istiyorum sizlerle. EBS bir uygulama firması olduğundan bu bölümü Doğan Akdağ'la beraber yapacağız ve bundan sonraki bölümlerde de uygulamayla alakalı olanlarda Doğan Akdağ'la ilerleyeceğiz. Hoş geldin Doğan. Selam Levent. Doğan'ın oyun alanında yaklaşık 5 sene yakın bir deneyimi bulunmakta. Oyun ve uygulamalarla birlikte bu deneyimini artık Erdem'e sorularla aktaracak. Erdem'in bilgilerini, Erdem'lerin deneyimlerini almaya çalışacak. Çok teşekkürler Levent bu arada davetin için. Ben de Erdem'le tanıştığım için bu görüşmenin öncesinde de öncelikle yine çok memnun oldum. Çok güzel bir muhabbet edebileceğimizi düşünüyorum. Aynen. Ben de katılımın için teşekkür ediyorum. Şimdi artık Erdem'e geçelim. Erdem yanımda bu arada. Biz şu an Bilkent Cyberpark'tayız. Erdem'lerin ofisinde. Gayet keyifli, güzel bir yer burası. Evet Erdem, hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler davetin için Levent. Ben teşekkür ederim katılımın için. İyisin. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hem davetin için hem sizlerle tanıştığım için çok keyifli olacağını düşünüyorum. Zaten öncesinde de konuştuk. Aynen. Çok güzel ilerliyor. Şimdi direkt ben muhabbete geçeyim. Erdem Lafçı öncelikle kimdir? Ne yapar? Ne eder? İnternette tabii çeşitli yazılar var ama senden duyarsak çok memnun oluruz. Tamamdır. Abi ben 2014 böyle uzatmalı falan mezun olacak şekilde Hacettepe Bilgisayar Mühendisliğinden mezunum. EBS firmasının kurucu ortaklarından birisiyim. İşte birçok yerde çalışıyorum. Böyle birçok işler yapmaya çalışıyorum bir yandan. İşte çok aktif olmaya çalışıyorum. Hikayeyi anlatırsak böyle bizim bu şey kısmını. İşte ben 2008'de girdim Hacettepe Bilgisayar Mühendisliğine. İşte sonrasında sürekli işte aktif olarak bilgisayar mühendisi, her bilgisayar mühendisi olduğu gibi sürekli bir projeler falan geliştirip işte bugünlere kadar geldik. Yani bugün de şu an çok bir şey yaptığımız söylenemez de işte adım adım büyüyoruz en azından. Hı-hı. Bu şekilde benim aynen olayım. Kurulma hikayesine gireceğiz zaten EBS'in. Hı-hı. Ama bununla beraber herhalde bildiğim kadarıyla başka bir firmanız daha var. Baraka Tek adında. Evet. Oradan da yazılımla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Aynen. Baraka Tek'te de blockchain teknolojileri üzerinden daha çok çeşitli yazılımlar geliştiriyoruz. Şu an blockchain yeni gelişen bir teknoloji. Evet. İşte o tarafta da çeşitli böyle keşiflerimiz, çeşitli teknolojik deneylerimiz falan devam ediyor. Aynen. Baraka Tek'le beraber de EBS ilerliyor. Evet. Peki EBS nasıl kuruldu? EBS'in kurulma hikayesi nasıl? Abi EBS'in kurulma hikayesi biraz ilginç aslında böyle. Hı-hı. Çok böyle bizim aklımızda işte girişimci olalım falan gibi şeyler yoktu. EBS'in kurulma hikayesi bizim mobil uygulama geliştirmeye başlama hikayemize dayanıyor aslında. Biz işte üniversitede öğrenciyken böyle işte 2009 yılında okulda bilgisayar mühendisliğinde sürekli işte Java lablar falan oluyordu vesaire. İşte biz de o lablardaki ödevleri yapıyoruz vesaire böyle ama yapamıyoruz bir yandan da. Hı-hı. Zor geliyor falan. Böyle internette gezinirken biz Android diye bir şey varmışı gördük. İşte Java ile yazılıyormuş, güzelmiş falan deyip böyle Android development'a başladık 2009 yılında. 2009'un sonlarına doğru. O sayede Türkiye'de de hiç kimse ilgilenen yoktu mobilya doğru düz. Ankara'da özellikle. Çünkü işte Ankara'daki yazılım firmalarının çoğu ya kamuya iş yapıyor ya savunma sanayine iş yapıyor falan böyle. Mobil çok şey, nasıl diyeyim, dandik bir teknoloji falan geliyor henüz o yıllarda. Kimse daha uyanmamış. Biz de başladık böyle. Hiç yapan olmayınca da biz bayağı kendimizi geliştirdik. Hem de gösterdik böyle bir yandan. İşte Ankara'da Google Developer Group'u ilk kuran ekibin içindeyiz. İşte o Google Developer Group sayesinde birçok yerlerde eğitimler vermeye başladık. Birçok freelance iş yapmaya başladık. Böyle onun da Google Developer Group arasında birçok etkinlik de düzenlediğimiz için herkes bizi tanımaya başladı. Kim mobil uygulama yaptırmak isterse bize geliyordu. Google Developer Group bu arada meşhur GDG. Evet, GDG. Zaten işte biz aynen. Onu 2009-2010'da falan kurmuştuk. 2010'da mı sanırım? 2010'da kurmuştuk Ankara'da. Böyle işte sürekli projeler yapmaya başladık. Mobille ilgili her iş bize geliyordu bir şekilde mutlaka. Sonrasında biz tam mezun olmaya yakında bu sırada birçok işte kendimiz projeler deniyoruz. İşte birçok başarısızlık hikayesi de var o tarafta. Böyle saçma sapan uygulamalar yapıp çok para kazandığımız falan da oldu o dönemde. Çünkü böyle App Store, Google Play çok şey olduğu için, yeni olduğu için böyle ne yapsan zaten üst sıralardasın falan. Hiç böyle
marketing falan yapmana gerek yok, bir şey yok ilk yıllarında olduğu için. Bizim sonradan şey oldu, tam mezun olurken şey dedik. Ya biz bir de üniversitenin mobil uygulamasını yapalım. İşte böyle öğrenci kayıt olduğu, işte transkriptini gördüğü vesaire falan. Onu yaptık. Böyle hobi projesi işte 6 ayda falan bitti. Yani 2 gün kod yazıyoruz, sonra 2 hafta hiç bakmıyoruz, sonra bir daha başlıyoruz falan. Kaç kişi yapıyorsunuz orada? 4 kişiyiz bu arada biz. Hı-hı. 4 ortak kurduk biz hepsi. Dördümüz de üniversiteden tanışıyoruz, arkadaşlarız hepimiz. Hı-hı. 3 ortak sınıf arkadaşıyız. Bir ortağımızla da bu Google Developer Group sayesinde, GDG sayesinde tanıştık. Ve sürekli dördümüz projeler geliştiriyorduk hep. Biz üniversite mobil uygulamasını yaptık. Sonra bir arkadaşımız dedi ki bize, ya bunu rektöre gidip tanışsanız da. İşte çok sever o böyle şeyler falan diye. Neyse gittik rektörden randevu aldık. Amacımız da şey, böyle beklentimiz yani. Rektör satın alsın değil de işte tüm okula mail atsın. Öğrencilerimizin kullandığı, biz okeyiz, tamam yani, hiçbir beklentimiz yok. Gittik, rektör şey dedi, abi biz bunu sizden satın alalım dedi. Çok iyi. Biz de tamam, hemen nereye imzalıyoruz falan dedik doğal olarak. Ve sonra orada şey, şirket kurma zorunluluğu çıktı orada. Yani zorunluluk değil de işte iki seçeneğimiz vardı. Ya bir şirket kuracaktık, okul o fatura üstüne ödeyecekti bize. Veya işte okul bir şekilde işte Teknokent, TTO'nun üstüne falan bir şekilde bize para ödeyecekti. Biz o aşamada şey düşündük. Şirket kursak ne olur, kurmasak ne olur falan. Çünkü şirket kurma işleriyle de hiç alakamız yok yani böyle. Hiçbirimizin ailesinde de şey yok. Bir esnaf bile yok yani, hepsi memur falan böyle. Ya da küçük esnaf, böyle şirketleşme şeyimiz, tecrübemiz yok. Dedik ya kuralım ne olacak işte, en kötü okulu bir sene uzatmış gibi oluruz. Zaten uzatmıştık, bir sene daha uzatsak bir şey olmaz deyip o şekilde kurduk biz hepsi. Ve şey işte ilk okula sattık, daha sonra birçok yere bu sefer... Zaten freelance işler yapıyorduk. Bu sefer daha yüksek hacimli işler yapmaya başladık. İşte en sonunda böyle artık savunma sanayine, enerji sektörüne çok böyle yüksek bütçeli, yüksek kalitenin ön planda olduğu böyle mühendislik projeleri, yani mobil odaklı, yine tüm projelerimiz mobildi bizim. Mobil odaklı ama yüksek, nasıl diyeyim, yüksek riski olan ve kaliteli olması gereken projeler yapıyorduk. O sayede hepsi kurduk biz 2014 yılında. Anladım. Aslında 2009 yılından başlayan bir serüven bu. Evet. Abi şey çok iyiymiş ya. Yani şirket olmadan siz ilk ürününüzü aslında şirket olmadan sattınız. Hani girişimcilerde hep bir şey vardı ya, şirketi ne zaman kuralım, ne zaman kuralım. Aslında ilk ürünü satma aşamasında geldiğinde kurmak belki de en güzeli oluyor. Aynen. Faturaya ihtiyaç duyduğunda kurmak en iyisi. Çünkü şey, rektör de böyle el altından parayı veremez ki ya onu tabii. Evet, okuldan çıkartması lazım onu bir şekilde. Aynen. Çok iyiymiş. Bundan sonra oyuna başlama süreci nasıl oldu? Çünkü şey, bahsettiğim süreçte şu an hep böyle işte yüksek firmalara, işte savunma sanayine attığınız gelişmeleri aktardı. Aynen. Şey nasıl geldi yani? Oyun süreci nasıl başladı? Oyun süreci de şöyle başladı. Şimdi bizim oyunla hiç alakamız yok. Yani oyunu oynuyoruz falan herkes gibi. Ama böyle çok oyun geliştirmeyle alakamız yok. Çünkü oyun geliştirmek çok zor bir iş. İşte onun kurgusu, tasarımı vesaire falan, böyle milyon tane iş var. Bizim işlerimiz hep işte Haversan geliyordu bize. Benim şöyle şöyle bir mobil uygulama ihtiyacım var diyordu. Biz onu iyi bir şekilde geliştirip teslim edince tamam, problem çözülüyordu. Şimdi oyunda böyle yoktan bir şey geliştirip yapıyorsun, sonra insanların onu sevmesini sağlıyorsun falan, bize çok zor geliyordu. İstanbul'dan bir müşterimiz, bizim daha önceden ona çeşitli mobil uygulama yaptığımız bir tane oyun istedi bizden. Oyun geliştirir misiniz falan diye. İşte biz önce yok falan dedik ya, biz şimdi hiç oyuna bulaştırma bize. Biz bu tarafta iyiyiz zaten dedik. Neyse ona yaptık bir oyun sonra. Anlaştık bir şekilde. Yaptık bir oyun sonra dedik ki ya fena da değilmiş aslında oyun geliştirmek deyip. Sonrasında kendimiz bir oyun denedik. Kelime oyunu. Güzel Master adında. Yani böyle işte YouTube'da fenomen olmuş videolarla ilgili bilgi yarışması oyunu tarzı bir şeydi. Onu yaptık. Sonra tutmadı hiç. Daha doğrusu şöyle tutmadı. Oynayanlar çok sevdi. İşte marketteki puanı çok yüksekti vesaire. Ama çok çok kısıtlı bir kitleye hitap ettiği için yani biz hiçbir şey olmadı. Yani biz o bir tarafta diyorduk ya, bu oyunla mı uğraşacağız? Ya? Bir tarafta savunma sanayinden devasa projeler alıyorsun zaten. O taraf daha tatlı geliyor falan. Sonrasında benim işte diğer otağım Sedat dedi ya, benim aklımda bir oyun fikri daha var, onu geliştireceğim ben falan dedi. Biz de tamam dedik. Böyle o işte boş vaktinde zaten herkes bir şeylerle uğraşıyor sürekli. O Everworld'u geliştirdi sonrasında. Everworld de inanılmaz büyüyünce biz bu sefer böyle bir şey olduk. Oha, oyun tarafı çok zevkliymiş ya. İşte böyle o kurumsallardaki işte yok işte kendini ispat etme, sonra projeyi yapma, o projenin kabulü, işte projeyi teslim ettin, paranı alma süreci falan gibi stres hiç yok yani. Mükemmel. Kendi kendine işliyor zaten burası.
falan deyip sonrasında oyuna döndük tamamen diğer işleri bırakıp. Ama o süreç çok sancılı geçti. Çünkü B2B mobil uygulama yapan bir firmadan oyun stüdyosuna evrilmek çok zor. Çünkü içerideki tüm roller değişiyor, herkesin görev tanımı değişiyor, yeni şeyler öğrenmek zorunda kalıyorsun falan. Öyle bir süreç oldu yani, çok sancılıydı bizim için. Hala da devam ediyor hatta o geçiş süreci bir yandan. Yani bu şöyle ayırabiliriz hepsinin hikayesini. İşte 5 yıl oldu şu an. Bunun işte 2,5-3 yılı kurumsal işler. Son 2 yılı da oyun tarafında ilerliyor. Anladım. Aslında o zaman Everord'un çıkışı ortağının tamamen kendi projesine yönelmesiyle çıkan yani şansa mı diyebiliriz artık, nasıl diyebiliriz artık, vahiy mi diyebiliriz? Aslında yani, çünkü şey, biz hiç oyun geliştirmeyi Evet. bilmiyorken Everord'u yaptık. Böyle bir şey stratejimiz de yoktu. Ya kelime oyunu yapalım, o taraftaki pazar daha iyi falan gibi, ya da işte şöyle bir oyun yapalım değil. Yani biz Everord'u yaptık. Everord tuttuktan sonra biz game design ile UI design'ın farklı şeyler olduğunu fark ettik falan. Evet. Ama şey süpermiş. Yani aslında ortağın hani bunu yaparken de yine zaten bunu hepsinin içinde yapar. Evet. Yani yaptı. O bence hani çok ilginç de bir yandan. Çünkü hani takım içerisinde yine bir side proje olsa bile aynı takımla ilerlemek. Orada o zaman sizin aslında yani çok birbirine güvenen, birbiriyle çalışmaktan keyif alan bir takım olduğunuzu ben anlıyorum şahsen. Aynen abi, o çok önemli dediğin. Yani hepimiz şeyin farkındayız yani. Tek başımıza bir şeylere başlamak çok zor. Evet. Cidden. Yani, tamam yani, ufak çapta bir şeyler yapabiliyorsan onu büyütmek için vesaire, yani yanında birilerine ihtiyacın var. Hem yeteneklerine, zekasına güvendiğin, hem de diğer cidden güven anlamında sana o rahatlığı sağlayacak Evet. kişi. Onun farkında olduğumuz için biz hep zaten işte 5 yılda da 4 ortak devam ediyoruz. Ha, süpermiş. Abi ben de dün bir YouTube videosu izledim de yine bir oyun girişimcisi işte YouTube'a röportaj veriyordu ve takımı gösteriyordu ve şey demişti aslında röportaj yapana, işte oyun yapmak aslında düşündüğünüz kadar zevkli değil he falan dedi böyle. Hani siz onun tam aslında anti dozu mu derler, hani tam zıttısınız, çünkü oyun yapmanın aslında düşündüğünüzden daha keyifli olduğunu gördünüz yaparken. Öyle, ama şu an mesela o kadar da keyifli değilmiş diyoruz. Şey, işler büyüyünce tabii şey Aynen, artıyordur işler bir çok bambaşka dertler çıkıyor ortaya. yani. Süpermiş. Peki bu Everord'e o zaman biraz daha girelim. Yani nasıl oluştuğunu, fikrin nasıl geldiğini, nasıl development olduğunu aslında anladık. Peki büyüme nasıl gerçekleşti? Çünkü hani ben datalara baktığımda gerçekten çok başarılı bir oyun görüyorum. Özellikle Türkler arasında ya, benim anladığım. Hani yurt Evet. dışında da daha çok herhalde Türkler arasında oynanıyor. Buradaki büyüme ve şu anki geldiği noktayı böyle bize bir anlatabilir misin? Tamamdır. Ya Everord'u geliştirme hikayemiz de ilginç aslında bir yandan. Çünkü mesela şu an bir indie developer ya da aklına oyun fikri gelen herhangi birisi oyun geliştirecek olsa ilk başta direkt Unity ile başlıyor. Evet. Bizde ise şöyle oldu. Biz oyunu Unity ile geliştirmedik. LibGDX ile İlk geliştirdik. defa Ve duyuyorum. niye? Böyle abi. İşte ekibin hepsi, yani Java biliyoruz zaten. Java konusunda çok daha iyiyiz işte. Yani aynı şekilde Objective-C, Swift falan. Unity'ye geçince şey dedik, ya Unity'yi kim öğrenecek şimdi onunla uğraşacak. Sonra baktık LibGDX'e bir oyun motoru varmış. Java ile yazılıyor falan. Aa dedik, süper, tamam bunu da geliştiririz dedik. Öyle LibGDX'e geliştirmeye başladık. Ve şey, böyle isim konusunda falan da hiç düşünmüyoruz. Yani biz çok mühendis bir ekibiz yani. İşte kelime oyunu Evet. yaptık. Ne olsun? Everord olsun. İşte şirket kuracağız. Ne yapıyoruz? Application yapıyoruz. Adı Apps olsun o zaman falan. Gayet dümdüz ilerleyen kişiliğiz. Büyüme tarafında da şöyle, bizim en büyük şansımız Everord inanılmaz organik büyüdü. Viral yayıldı yani tamamen. Böyle. İlk biz bir yaptık. İşte önce küçük çevremiz oynamaya başladı. İşte ufak tefek reklamlar yapıyoruz. Bir yandan da reklam vermeyi öğreniyoruz. Çünkü daha önceki işlerimizde hiç biz Google'a, Facebook'a reklam verip bir ürünümüzü tanıtmadık. Öyle bir ihtiyaç duymadık. Hatta yani yaptığımız çoğu uygulama App Store, Google Play'e falan bile yüklenmiyordu, işte savunma sanayindekiler vesaire. Büyüme, sonradan bakınca biz büyümenin aslında nasıl, neden doğru yaptığımız şeyle sonradan bakınca fark ettik. Yani şimdi bakınca geriye doğru, ha şunları şunları güzel yapmışız dedik, o sayede büyüdük. Bunlardan en önemlisi şey, birincisi şanslıyız dediğin gibi. Çok doğru zamanda doğru bir ürün yaptık. Çünkü biz Everord'u yapmadan önce var olan bütün kelime oyunları hep böyle şey,
dörtgenlerden oluşuyordu. Altıgen bir yapı yoktu. Altıgen bir yapı insanlara daha eğlenceli geldi.